Gezmeye çıkıyorlar, alışveriş yapıyorlar, akranlarıyla buluşuyorlar. Bazıları da ihtiyaçtan banka banka dolaşıyor. Risk grubundaki yaşlılardan söz ediyoruz. Şöyle bir İstanbul'u turladık. Uzmanların evden çıkmamalarında fayda var dediği yaşlılarımızı maalesef sokaklarda bulduk. Nereye gidiyorsunuz? Ya bir arkadaşıma gideceğim. Neden dışarıdasınız şu an? İhtiyaçlar için. Efendim merhaba. İşim var. Efendim şu anda Kasımpaşa'dayız. Sanki sözleşmişler, anlaşmışlar gibi bütün yaşlı vatandaşlarımız dışarıda. Geziyoruz. Mecbur çıktık. Çıkmasak olmuyor. Kiminin işi vardı, kimi gezmeye çıktı. Yaşlılar tüm uyarılara rağmen evde duramadı. Sistem diyor ki sağlıktan önemli diyor, vazifeni yapacaksın diyor. İlk önce onu ver, ondan sonra sağlık için diyor. Genelde evde misiniz, dışarıda mısınız? Yok, genelde yani evde devamlı bağımlı durmuyorum, dışarıda duruyorum. Efendim uzmanlar uyarıyor, özellikle belirli bir yaş grubunun üzerindekiler mümkün olduğunca evlerinden çıkmasın, zamanlarını evlerinde geçirsin diye. Ama şöyle dönüp sokağa bir baktığımızda bu söylenenlerin biraz tersi bir manzara çıktı karşımıza ve biz de soruyoruz, neden dışarıdasınız diye. Eczaneye geldim ilaç almaya. Türkiye'de 65 yaş üstü 7,5 milyon kişi yaşıyor. Yani 7,5 milyon vatandaşımızın herkesten daha dikkatli olması gerekiyor. Peki yeterince dikkat ediyorlar mı? Hiç, şimdi işim vardı, dışarı çıkalım. Görüyorum ki bütün yaşlılarımız dışarıda. Ekmek yemezse adam zaten koronadan değil, ekmekten ölür. O kadar sorun değil ya. O kadar büyütmeyin işi ya. Değil mi? Kaç yaşındasınız efendim? 67 falan. Merhaba efendim. Çok geç kaldım be. Şimdi çocuğuma maske aldım, 90 lira. Evde oturamıyorum, işim olduğu için. Yürümeyi seviyorum. Kolonya aramaya gittim, bulamadım. Yok. Evet. Yok. Ne yapayım? Şov haber. Nereye gidiyorsunuz efendim? Gezmeye mi çıktınız? Yok. Nereye böyle? Alışverişe. Bankaya gidiyorum, bankaya. Uzmanlar özellikle belirli bir yaş grubunun üzerindekiler için günde birkaç saatin dışarıda geçmesinin iyi olabileceğini söylüyor ama bunu yaparlarken de kalabalığın az, oksijenin çok olduğu yerler tercih edilmeli diye de özellikle altını çiziyorlar. Ama sokağa çıkıp baktığımızda sokaktaki görüntünün bu tavsiyelere pek de uymadığını gördük. Gezmeye mi çıktınız? Yok, gezmeye değil, iş için çıktım. Nedir efendim iş? Simit aldım.